Bitcoin, PIP ve Sol başta olmak üzere genel hatlarıyla piyasadaki genel duruma değineceğiz. Aşağı doğru bu şekilde bir haber mevcut. Farklı farklı kripto paraları değerlendiriyor. Burada Rune'dur falan, onlara pek bulaşmayacağız. Yukarıdan başlayalım. Diyor ki kripto fiyatları Bitcoin, PIP ve Sol düşerken piyasa düşüyor. Özellikle burada tabii BTC şu an kısa vadede yükseliyor, biliyorsunuz. Şu anda haftalık kapanışa doğru gidiyoruz ve saatler kaldı. Çok az kaldı yani. Artık 3 mum sonra haftalık kapanış noktasında bulunacak bir Bitcoin var. Bunun altını çizelim. BTC'nin gerekli yükselişleri yapamayacağı açık. Zaten bu noktada MA200'ü 28,5'ları almadıkça çok fazla da bir beklenti içerisinde bulunulmamalı. Yani haftalık olarak zaten yapabilecekleri belli. Olumlu bir ekstradan olumlu bir kapanış beklemiyoruz. Dolayısıyla şu anki süreç süre gelmeye devam ediyor. Ekstradan bir şey yok. PIP'le alakalı zaten gün içinde de önceki iki videoda da konuştuk. Şu anda PIP'te de mevcut yükselişler var BTC ile birlikte. Ama bunların çok uzun süreceğini düşünmüyorum. PIP zaten haftalık noktada yine altı pozisyonlarının üzerinde kapatarak yine ortalama bir kapanış hareketi veriyor. Burada adı geçenler listesinde. Sol olumlu diyebileceğimiz bir kapanış yapacaktır diyebilirim. Çünkü hem desteğe yakın, aynı zamanda desteğe çok yakın olan MA50 pozisyonun hemen üzerinde. Yani yeni haftada teknik bakımdan yukarı meyilli ve avantajlı başlayacaktır. Kripto piyasası devam eden haftada oldukça değişken bir seyir izledi ve tüm büyük kripto paralar endişelerin ortasında olumlu ivmeyi sürdürmekte zorlanıyor. Yatırımcılar bu hafta başında planlanan ülkenin ekonomik sağlığını ilişkin ipuçları için önemli ABD ekonomik verilerini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Açıklandı pek çoğu, biliyorsunuz. TÜFE beklentinin üzerinde açıklandı. Bu şartlar altında zaten FOMC tutanaklarında da bir parti daha faiz artışının gelme ihtimaline ilişkin açıklamalar yapılıyordu. Ve büyük bir ihtimalle 2023'ün, yani bu yılın bir parti daha faiz artışına tanık olma ihtimali yüksek. Çünkü enflasyondaki soğuma tespit edilirken beklenen ve hesap edilen hızda olmadığı açık. Bu arada ABD'nin Eylül ayı enflasyon verileri Ağustos ayına göre aylık bazda yavaşlasa da Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kaldı. Özellikle Fed yetkilileri son zamanlarda enflasyonu dizginlemek amacıyla bu yıl başka bir politika faizi artırımı düşünebileceklerini belirtmişlerdi. Doğru. Çarşamba günü yayımlanan ABD TÜFE verileri ABD enflasyon aylık Eylül ayında diyor, yıllık bazda %2,2 yükselerek Nisan ayındaki 2,3'ten bu yana en yüksek artışı işaret ettiğini gösterdi. Öte yandan TÜFE yıllık 3,7'li piyasa beklentisinin üzerinde artış gösterdi diyor. Evet. Bu arada İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş da piyasa hissiyatı üzerinde baskı yaratarak bunun petrol fiyatları ve küresel ekonomi üzerinde potansiyel etkisine ilişkin endişeleri artırdı. İsrail-Hamas gerginliğinden kaynaklı olarak biliyorsunuz piyasa içerisinde para daha çok altcoin'lerden Bitcoin'e aktı ve bunu sürdürme noktasında da istikrar sağlamaya devam edebilecek gibi gözükmekte, yani artan bir dominansı işaret ediyor. Aynı zamanda hazine tahvillerinde ve dahi ABD dolarına sert sıkı geçişler gerçekleşmiştir. Bundan unutmamak gerekiyor. Yine yakın zamanda çıkan bir haber olarak ABD hükümetinin yayımladığı bir raporda XRP coin'in Hamas'ın beslenmesi üzerinde kullanılan iki kripto paradan biri olduğu, biri Bitcoin, biri XRP söylenmiş. XRP topluluğu da bunu kınayarak cevap vermiştir. Piyasadaki kasvetli hava bırakın kripto endüstrisini, küresel finans piyasalarında da baskı yaptı. Kripto fiyatlarında Bitcoin fiyatı 13 Ekim yazımı itibariyle, yani 2 gün önce %0,15 düşle 26,8'den bla 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 Ether fiyatından bahsediyor. Ya tek tek bunlardan bahsetmenin çok bir anlamı olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii değerlendirirsek kısaca Bitcoin şu anda 27 bin civarlarında hafif üzerinde bulunuyor.
Fakat EMA 50'ye tekrar döner, yani net kırılımlar yapma ihtimali çok düşük. O yüzden 26-7 pozisyonlarına yeniden düşüşler yaşanma ihtimali yüksektir. Buradan kademeli alım yapılabilir. Yüksek alımlar şu an BTC'de de yapılmaması gerekiyor. Yani aşırı alımlar. Ether'e baktığımızda 1550 noktalarından, yani kademeli alım öneriyor muyum? Yani genel olarak zaten Ether fiyatları çok dingin olabilir, fakat yine yüksek alımlar gelmemeli. Çünkü 1500 dolarlara kadar da Ether fiyatlarında erime ihtimali bulunmakta. Özellikle İsrail-Hamas gerginliği Ether'i diğer altcoin'lere göre ekstradan etkiledi. XRP ve Sol'dan bahsediyor. Bunlar diğer kripto paralara göre biraz daha avantajlı. Daha doğrusu XRP'nin net bir avantajı yok. Fakat diğer kripto paralara göre çok daha güçlü durdu. 46 sent civarlarına gelmedikçe bir alım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sol'dan bahsedersek düz 21 dolar fiyatlarından kademeli alıma gidilebileceği, olası bir düşüşte 18.8'ler bir diğer kademeli alım noktası olabileceğin altını çizmek gerekiyor. Dogecoin ve Shiba'dan bahsettiğimizde, Dogecoin'in şu anda alımını çok fazla önermiyorum. Fazla spekülatif davranabilecek bir pozisyonda. Ortalama 5 sentlere kadar dahi düşüşler gerçekleştirebilir ki bu BTC'nin akümülatif tavır sergilediği bir süreç içerisinde olabilir. Shiba'da aynı şekilde potansiyel olarak 6,5'lara kadar geri çekilebilme hareketi yapabilir. Ether, Shiba ve Doge. Bunların üçü diğer altcoin'lere göre indirimli, doğru. Yani alım yapılabilir. Fakat potansiyel olarak 6,5'lara kadar da Shiba'da olmak üzere belli seviyelere kadar geri çekilme ihtimalleri bulunuyor. Alım yapılacaksa bile bu durumun farkında olunarak alım yapılmalı. Biraz daha güvenli takılmak istiyorum diyorsanız BTC üzerinden iş gerçekleştirmek daha mantıklı olabilir. Zira hareketleri daha normal ve tespit edilebilir. Örneğin en son 26.7'lerden bakın nokta atışı EMA 50 üzerinden iyi bir fırsat verdi. Eğer düşüş olursa beklenecek noktalar belli. Zaten BTC düşerse altcoin'lerde de beklenen düşüşler desteklere kadar geleceği için daha altcoin'lerde güvenilir alımlar yapılabilir. O yüzden şu anda altcoin'ler piyasada olası bir düşüş olursa, pardon, şu an Bitcoin olası bir düşüşte daha çok altcoin'lere yönelinebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.